sevgili öğrencilerim, merhaba. Sizinle beraber buradaki metni önce okuyalım, olur mu? Okurken ne yapıyorduk? Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyorduk. Yani böyle nefes nefese kalarak değil, doğru yerlerde nefes alacağız. Virgülde yarım nefes, noktada tam nefes alıyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Bir gün karınca dereye düşmüş. Karınca kurtulmak için çırpınırken oradan geçen güvercin karıncaya acımış. Gagasını aldığı çöpü uzatarak onu sudan çıkarmış. Başka bir gün ormana bir avcı gelmiş. Elindeki tüfeği doğrultmuş güvercine. Bunu gören karınca avcının ayağını ısırmış. Tüfek avcının elinden düşmüş. Karınca da güvercini kurtarmış. La Fontaine'in yazdığı bir metin, bir hikaye diyelim. Çocuklar, şimdi buraya dikkatli bir şekilde bakın. Bu konu, bunun içerisinden bir konu bulmamız gerekiyor. Yani bir başlık bulmamız gerekiyor. Başlığı da buna uygun seçmemiz gerekiyor. Eğer anlamadıysanız şöyle ben geçeyim. Bir defa okuyun, durdurun, okuyun. Evet, okuduktan sonra buna uygun başlık bulalım. Siz ne düşündünüz? Buna uygun nasıl bir başlık olabilir? Evet, yine okuduğum metne, hikayeye bakıyorum. İçerisinden başlık seçiyorum. Başlık olarak mesela burada bahsedilen hayvanları seçebilirim. Mesela kimden bahsediyor? İşte karıncadan bahsediliyor. Karıncadan bahsediliyor. Güvercinden bahsediliyor. Başlık olarak da karınca ile güvercin yazabilir miyiz? Yazabiliriz değil mi çocuklar? Yazalım o zaman. Ben ilk harfini büyük yapıyorum defa başlığı. Karınca ile güvercin. G büyük başlık olduğu için. Güvercin. Karınca ile güvercin. Evet çocuklar, bu şekilde metne başlık bulmak istediğimiz zaman önce metni güzelce okuyoruz, anlıyoruz. Anladıktan sonra da metne uygun başlık seçiyoruz. Anlaştık mı? Peki o zaman görüşürüz. Bye bye.